Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla her hafta sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın temel unsurlarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Bugün de yüksek tansiyon hem kalbin önünde basınç oluşturuyor hem de damar sertliğine neden oluyor ve kalp yetmezliğine yol açıyor. Bugün de Osman hocamızla birlikte hipertansiyon ve kalp konusuna bir parantez açacağız. Hocam, büyük tansiyon mu, küçük tansiyon mu? Mutlaka ikisi de çok önemli ama neler söyleyeceksiniz? Birisi daha önemli olabilir mi? Hocam, tansiyonumuzu ölçtüğümüz zaman önce büyük küçük bir ayıralım kısaca. İki türlü değer var. Bir tanesi tansiyonu ölçen kişinin eğer dinleyerek stetoskopla ölçüyorsa ilk sesi duyduğu nabzın vurusunu değer. Buna büyük tansiyon, sistolik basınç diyoruz. Bir de o vurular devam edip edip kesildiği nokta var. O bittiği noktaya da diastolik, küçük tansiyon diyoruz. Büyük tansiyon kalbin kasılıp kanı içindeki kanı boşaltmak için gayrete geçtiği çabanın oluşturduğu bir basınç. Bu basıncın çok yüksek olması demek kalbin kasılırken çok fazla güç harcaması, çok fazla enerji tüketmesi, çok çabuk yorulma ihtimalinin olması demek. Küçük tansiyon ise bu basınç ile kalpten damar sistemine pompalanan kana damar duvarının gösterdiği direnç. Bu direncin de yüksek olması demek damar duvarının daha kolay sertleşmesi, daha kolay kireçlenmesi, daha kolay zedelenmesi demek. Dolayısıyla büyük tansiyon daha ziyade kalbin kaslarını, küçük tansiyon kalbin değil damarların direncini gösteriyor. Ama her ikisinin de yükselmesinin vücut için çok olumsuz etkileri var. İkisinin beraber yükselmesi tabii ki daha tehlikeli. Ama sadece küçük tansiyonun, diyastolik hipertansiyon diyoruz ona, yükseldiği durumlar genelde böbrek hastalıklarına, damar hastalıklarına ait bir bozukluğu bize anlatırken büyük tansiyonun yükseldiği durumlar daha ziyade sistemde fazla miktarda volümün bulunduğunu, fazla miktarda sıvının bulunduğunu, fazla miktarda yüklemenin olduğunu gösteren bir durum. Dolayısıyla yaşınız ne olursa olsun sorunuzun cevabını tansiyonun her türlüsü büyüğü küçüğü fark etmiyor, yükselmemeli ve yaşınız ne olursa olsun cinsiniz ne olursa olsun kan basıncınız her halükarda büyük tansiyonda 13'ü, ideali 12 ve 6'dır. Küçük tansiyonda 9'u, ideali 8 ve 6'dır. Geçmemelidir. Dolayısıyla ideal kan basıncı değeri 12 bölü 8'dir. Büyük 12, küçük 8. Asla büyüğün 13'ü, küçüğün 9'u geçmesine müsaade edilmemelidir. Bunun tansiyon hastalığının genetik olmadığını düşünürsek, ki genetik mi onu da sormak isterim. Sebepleri nelerdir? Tansiyonumuzu çıkartan etkenler nedir mesela normal hayatta hocam? Hipertansiyonun genetik bir zemini var. Yani bazı insanlarda ailevi hipertansiyon eğilimi var. Ama o genetik zeminin de yönetilmesi son derece kolay. Yeter ki siz onu yönetmek için gerekli olan biyolojik yönetim gücüne sahip olun. Hep size burada söylüyorum. İyi bir sağlık okur yazarıysanız tansiyon sisteminizde gayet rahat yönetebilirsiniz. Çünkü ne küçük tansiyon ne büyük tansiyon durup dururken ortaya çıkmıyor. Genetik mirasınız da olsa bile daha önce yine size anlatmıştım. Epigenetik dediğimiz üst akıl yani bizim aklımız o gen aklını yönetmeye muktedir. İyi genleri coşturup kötü genleri susturmamız her zaman mümkün. Hipertansiyon genleri kötü bir gense onu coşturmak istiyorsanız kilo alın. Coşturmak istiyorsanız çok tuzlu yiyin. Çok fazla sıvı yüklemesi yapın vücudunuza. Ya da o sistemi bozacak olan bir sürü yanlış hayatınıza koyun. Uykusuzluk, stres hali, hareketsiz bir hayat, daha pek çok şey biraz sonra konuşabiliriz. Ama burada mesele şu, tansiyon probleminin çoğu genetik problemlerden ziyade bizim güncel, günlük, geçici ya da kalıcı hatalarımızdan kaynaklanıyor. Geçici hata deyince aklınıza uykusuzluk gelsin. Geçici hata deyince öfke atakları, depresyon, endişe, kaygı halleri gelsin. Geçici hata deyince günde 8-10 gram, 15 gram tuz tüketimi gibi ölümcül bir yanlış gelsin. Beslenme yanlışları gelsin. Ama kalıcı hata dediğimiz şey, örneğin giderek artan bir kilonuz, büyüyen bir göbeğiniz,
genişleyen bir bel çevreniz ve yükselen bir insülin direnciniz varsa hipertansiyon kaçınılmazdır. Kontrolsüz alkol tüketiminiz varsa hipertansiyon kaçınılmazdır. Dolayısıyla bence hipertansiyonu olan herkesin şapkasını bir kenara koyup önüne ya bu tansiyon benim niye çıktı sorusuna cevap araması lazım. Bu cevabı kendisi verebilir mi? Bizi dinlerse biraz verir. Uykusuzsa uykusunu düzeltir. Fazla kiloluysa fazla kilosunu verir. Eğer çok fazla kafein tüketiyorsa, çok çay kahve azaltabilir. Hayatında çok fazla stres, gerilim, endişe, kaygı varsa daha huzurlu bir limana hayatını demirleyip orada hayatını sürdürmeye çalışabilir. Hareketsizse daha çok hareket edebilir. Ama bunlara rağmen tansiyon yüksek kalması mümkün. O zaman bir hekime gidecek. Bu hekim aile hekimi, daha iyisi bir iç hastalıkları uzmanı. O hekim onun tansiyon yükseltebilecek bir böbrek hastalığı var mı? Tansiyon yükseltebilecek bir böbrek üstü bezi hormon bozukluğu var mı? Tansiyon yükselmesine yol açabilecek başka bir metabolik ya da endokrin problemi var mı? Veya bir damar problemi var mı? Onu araştıracak. Çok basit bir örnek vereyim. Hiçbir şey yokken, durup dururken böbrek damarınıza gelen bir emboli, bir pıhtı sizin tansiyonunuzu 3 günde 20'ye fırlatabilir. Ve siz bunun nedenini bulamazsınız. Ancak bir hipertansiyon nedeni araştırma konusunda uzmanlaşmış bir hekim bunu ancak detaylandırabilir veya teşhis koyup tedaviyi yönlendirebilir. Evet. Tabii biz kendi kendimize bir takım tansiyonum çıktı diye evde yaptığımız bir takım şeyler var ama bunun tabii profesyonel doğru sağlık bilimcilerinden, doktorlarımızdan ne ilacı almamız gerektiği söylenmelidir. Ama ben öncelikle şunu merak ediyorum hocam. Belirtileri nelerdir? Vücudumuzda bu tansiyon neler yapıyor? Şimdi bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Tansiyon yükselmesiyle baş ağrısını çok özdeştiririz. Aslında çok özdeş değildir. Tansiyon düşmesi de baş ağrıtabilir, yükseltmesi de başınızı ağrıtabilir. Yani başım ağrımıyor, tansiyonum iyidir diye sevinmeyin. Başınız ağrıyınca tansiyonum mu fırladı diye üzülmeyin. İkincisi burun kanamaları. İnsanlar çok dramatik gelir ve tansiyon yüksekliğine bağlanma eğilimindedir. Hatta eski anlayışa göre iyi ki burnun kanamış, beynin kanasaydı ne olacaktı filan gibi laflar söylenir. Bunların çok tıbbi karşılığı yok, bunu bilmemiz lazım. Ama yüksek tansiyon sizde bir göğüs ağrısı yapabilir, bir çarpıntı hissi, bir göğüste kalp atışlarını hissetmezken hisseder hale gelebilirsiniz sert kalp atışları nedeniyle. Yüksek tansiyon yorgunluk yapabilir, yüksek tansiyon kulak çınlaması yapabilir. Bunlar mümkün. Baş dönmesi yapabilir. Nefes güçlüğü sizde, nefes alıp vermede zorlanma yaratabilir. Ve tabii ki biraz önce söylediğim gibi baş ağrısı, burun kanaması da yapabilir. Ama tansiyon yüksekliğini belirtiye bağlamak yanlış bir iştir. Çünkü hiç belirti vermeyen tansiyonlar vardır ki toplamda bu bana göre %80-90'dır. Yani biz çoğu zaman tansiyon yüksekliğini muayenede yakalarız. Ve onun için benim hiç değişmeyen bir cümlem var. Yüksek tansiyonu tespit etmenin tek yolu tansiyonu ölçmektir. Tansiyonu ölçmediğiniz sürece belirti yok değil diye sinsi bir hipertansiyonun beyin kanaması ilk belirtisi olabilir. Rahat edemezsiniz. Bunun bir yaş aralığı var mı? Mesela şu yaştan sonra her gün ölçülmeli gibi. Yok, her gün asla ölçmek gerekmez. Tansiyonunuz varsa bile her gün ölçmeyin ama normal koşullarda 20-40 yaş aralığında 2-3 ayda bir, en geç 6 ayda bir, 40-60 yaş aralığında ayda bir defa, 60 yaşından sonra 15 günde bir ölçerseniz akıllılık yaparsınız. Bu rakamları ikiye de katlayabilirsiniz. Yani 60'dan sonra ayda bir de ölçebilirsiniz. Çünkü yaşınız ilerledikçe kalbinizin de damarlarınızın da sizi hipertansiyon sorunuyla baş başa bırakma riskiniz artıyor. Bunun dışında yaşınız ilerledikçe hipertansiyonların çoğunun nedeni olan böbrek hastalıklarına, kalp damar hastalıklarına, ateroskleroz ise yani damar sertliğine, böbrek şubesi hastalıklarına, böbrek damar hastalıklarına, böbrek parenkimasının, böbeğin kendi dokusunun hastalıklarına yakalanma ihtimaliniz artıyor. Dolayısıyla eskiyen her makine gibi beden de eskidikçe, her cihaz gibi beden de eskidikçe kan basıncını ayarlamakta zorluk çekebiliyor. O nedenle biz normal her 6 ayda bir gördüğümüz 60 yaş üstteki insanları ya da her yıl gördüğümüz 35-40 yaş üstü insanların muayenelerinin bir noktasını mutlaka kan basıncı ölçerek ve düşük, büyük, küçük tansiyonların değerlerini inceleyerek başlıyoruz. Peki en iyi tansiyon ilacı hangisidir? Mesela sarımsağın tansiyonu düşürdüğü söylenir. Ne kadar doğru?
Şimdi en iyi tansiyon ilacı diye bir kavram çok doğru değil. Çünkü herkesin hipertansiyon meselesi altında yatan problemle beraber çözülür. Eğer siz koca göbekli birisinde tansiyon saptarsa bir hekim, en iyi tansiyon ilacının o göbeği eritmek olduğunu hastasıyla konuşmak zorunda. Ya da çok aşırı tuz tüketen, çok aşırı kafein tüketen bir hastada hipertansiyonu yakalamışsa öncelikli ilacın tuzu azaltmak, kafeini sınırlamak, çay kahveyi sınırlamak olduğunu karar verir. Yani ilaç dediğimiz şey sadece yuttuğumuz şey değil, bazen aklımızdan geçen şeydir, bazen yaptığımız hatadır. O nedenle bu sorunları da düşünmemiz lazım. Ayrıca tansiyon yüksekliği olan birinde çarpıntı varsa en iyi tansiyon ilacı orada beta blokerdir. Tansiyon yüksekliği olan birisinde eğer çok fazla sıvı birikimi öden varsa en etkili ilaçlardan birisi, hatta birisi idrar söktürücü bir uygun diüretik vermek, sıvı miktarını kişinin normale getirmektir. Dolayısıyla en iyi tansiyon ilacı size özel olarak doktorunuzun seçtiği ilaçtır. Sarımsağa gelince tansiyon konusunda lüzumsuz ve büyütülmüş bir şöhreti var sarımsağın. Sarımsak tansiyonu düşürür mü? Düşürür. Yani sizin tansiyonunuz 12.7 ise 4 tane, 5 tane değil 25 tane sarımsak yeseniz bu 12'yi ancak düşer. Yani sarımsak bir tansiyon ilacı muamelesi asla görmemelidir. Hele hele sarımsak tozlarına yapılmış o çakma bitkisel hapları tansiyon dengelemek için para verip almak bana göre büyük bir saflıktır. Yapmanız gereken burada, evet, gıda sistematiğinize daha fazla sarımsak, soğan, alisin eklerseniz, sulforafan eklerseniz damar sisteminiz daha sağlıklı olacağı için hipertansiyon meselesiyle mücadeleniz kolaylaşır. Bunu böyle bilin. Bir de evde tansiyonum yükseldi. Nasıl yükseldi? İşte 13,5 çıktı. Bir limon suyu içeyim, iç uzan dinlen. Peki bir nar suyu içeyim, iç iyi gelir. Limon suyu içeyim, iç o da iyi gelir. Domates suyu yiyeceğim, o da iyi gelir. Ama hiçbir zaman bu dört diye, yani domates suyu, nar suyu, pancar suyu, limon suyu dörtlüsüne tansiyonun geleceğini emanet edemezsiniz. Hipertansiyon ciddi bir problemdir ve ciddiyetle dikkate alınması, ciddiyetle çözüm yolunun belirlenmesi ve ciddi bir şekilde izlenmesi gerekir. Evet, şimdi siz nar suyu dediniz, ekrana da yansıdı aslında muhteşem dörtlü diye. Evet. Bunları da sizden dinlemek isteriz hocam. Şimdi domates suyu, nar suyu, pancar suyu, bunların hepsi, mesela pancar suyunu söyleyelim. Pancar suyunun içerisinde çok fazla organik nitrat var. Bu organik nitratın nitrik oksit dediğimiz damar elastikiyetini sağlayan maddenin üretimine çok büyük katkısı var. Dolayısıyla pancar suyu, hele evde bir pancar suyunu kendiniz hazırlamışsanız, saçladığınız, rendelediğiniz salatası vesairesi kesinlikle sizin kan basıncı ayarınıza hizmet eder. Bir de yemeklerinizi sebze ağırlıklı yapar, tuzlu çok fazla koymaz, zeytinyağına döner ve içine bol bol da örneğin sarımsak eklerseniz daha kolay ayarlarsınız. Sabah güne bir bardak yarım limon suyu eklemiş ılık suyla başlarsanız daha güzel bir tansiyon sistematiğine dönersiniz. Bir şey içeceksiniz, o içeceğiniz şeye gidip şekerli, gazlı, kolalı, tuzlu bir içecek tüketmek yerine domates suyu içersiniz. Hem çok ciddi bir likopen kazanırsınız antioksidan olarak, hem de tansiyon ayarınıza hizmet edersiniz. Ama tekrar söylüyorum, evde tansiyon yükselmesi problemi olan birisi, öncelikle evdeki huzursuz ortam varsa onu düzelsin. Uykusuz ortam varsa onu düzelsin. Çok tuzlu bir ortam varsa onu düzelsin. Çok stresli bir ortam varsa onu düzelsin. Sonra tansiyonunu domates suyuna, pancar suyuna, nar suyuna veya limon suyuna emanet etsin. Evet, yine her şeyin başı sağlıklı beslenmeden geçiyor. Peki, kısa bir araya gidelim. Sonra devam edeceğiz efendim. Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. İlk bölümde hipertansiyonu konuştuk. Tabii kalple de mutlaka ki bağlantısı var ama merak ettiğimiz konu, kalp krizi nasıl gerçekleşiyor? Vücudumuzda ne türlü bir dezenformasyon sağlıyor hocam? Merak ediyoruz. Bir de şu soruyu eklemek isterim. Erkeklerde mi daha çok, kadınlarda mı daha çok görülüyor kalp krizi? Burcu Hanım, kalbin yaptığı işi yani normal koşullarda çok iyi bir tıp eğitimi olan bir hekim bile kolay kolay ve rahatça takdir edemez. Olağanüstü bir güç kalp. Yani olağanüstü 7-24 çalışan,
ve dakikada 80 kere muazzam miktarda kanı sürekli olarak vücudunuza dolaştıracak olan bir motor sistemi. Ve bu motor hiçbir zaman, hiçbir şekilde bu yükü ben yapamıyorum, biraz dinlenmem lazım, biraz istirahat verir misin falan demeden sürdürüyor. Bunu da sizin aldığınız gıdalardaki şekerin solduğunuz havadaki oksijenle kalp kaslarının içinde yakarak ürettiği bir enerjiyle sağlıyor. Bu enerji üretim sistematiği için kalbin mutlaka düzenli oksijen ve düzenli besin alması lazım. Başta şeker olmak üzere. Bunu getirecek olan damarlarda herhangi bir daralma olduğu zaman bu yoğun ve ağır iş yükü nedeniyle bu damardaki daralmanın derecesiyle bağlı olarak kalp bende problem var demeye başlıyor. Bu problem bazen kalp kriziyle ortaya çıkabiliyor. O kalp krizinin tıbbi adı miyokard infarktüsü dediğimiz şey. Bazen kalp kriziyle ortaya çıkmıyor. Kalp ritim bozukluğuyla ortaya çıkabiliyor. Yani kalp krize girmiyor ama çalışma düzeni bozulması, teklemeye başlaması, anormal atımlar başlaması gibi aritmi dediğimiz bir problemle ortaya çıkabiliyor. Bazen de ne aritmisi oluyor ne kalp krizi oluyor ama kalbin pompa gücü düşüyor. Yani yorgun bir kalple karşı karşıya kalıyorsunuz. Konjestif kalp yetmezliği dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Başka görüntüsü var mı hocam kalp beslenme bozukluğunun, kalp damar hastalıklarının sonucunda gelişen problemlerin var. Ama o problem gerçekten çok dramatik, ani ölüm. Yani sağlam bildiğiniz bir kişi halı sahada futbol oynarken pat diye kayboluyor, kaybedebiliyorsunuz. Ya da trafikteyken kaybedebiliyorsunuz ya da iş başındayken kaybedebiliyorsunuz. Bir diğer görünümü de anjin de poitrin dediği eskilerin, yenilerin anjina pectoris dediği göğüs ağrısı. Kalp herhangi bir şekilde efor gösterdiğiniz zaman istirahatte yeten kan deveranını kalp kendisinde yüksek eforda sağlayamazsa bunu göğsünüzdeki ağrıyla belirtiyor. Diyor ki Burcu Hanım, Osman Hoca, ben yeterince kan bulamıyorum. Onun için seni uyarıyorum. Dur, dinlen ve benim bu derdime bir çare bul. Kalp damarlarındaki bu daralmanın derecesi bu problemlerin ağırlığını ve tehlike gücünü belirliyor. Buna koroner arter hastalığı ya da aterosklerotik koroner damar hastalığı diyoruz. Esas işim bu. Yalnız kalp krizlerinin kendiliğinden gelen bir problem olduğunu düşünmeyelim. Kalp krizi için belli risk faktörleri var. Bu risk faktörlerinin bir grubu ana risk faktörleri, onlara bizim majör risk faktörleri diyoruz. Bir grubu da daha düşük etkili ama uzun vadede onlar da süreci sürükleyen, hızlandıran faktörler. Onlara da küçük yani minor risk faktörleri diyoruz. Nedir majör risk faktörleri? Örneğin şeker hastasıysanız o kalp damarlarınızın pıhtılarla daralıp tıkanma, embole atma riski artıyor. Hipertansiyonluysanız biraz önce konuştuk, bu risk artıyor. Eğer siz aynı zamanda kalp kan yağlarınıza dengesiz olan birisiyseniz, örneğin iyi kolesterolünüz az, kötü kolesterolünüz fazla ve aynı zamanda trigliseritiniz çok yüksekse bu riskiniz tepe yapabiliyor. Bunun yanında bu majör risk faktörlerine ek olarak, güçlü riske ek olarak eğer insülin direnciniz varsa, obezseniz, hareketsiz birisiyseniz, uyku problemleriniz varsa, aşırı alkol tüketiyorsanız ama çok 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 mühimi sigara alışkanlığınız varsa, ki sigara en önemli risk faktörlerinden birisi, kalp krizine resmen kırmızı mumlu davetiye ile gel beni krize sok diye çağrıda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla bu faktörleri eğer iyi izlerseniz kalp kriziyle genetiğinizde olsa bile ki genetik önemli bir mesele, çok önemli. Özellikle o insanların çok dikkat etmesi lazım. Siz kalp krizi olmadan hayatınızı mesut, rahat, sorunsuz tamamlayabiliyorsunuz. Bu nedenle yaşı 40'a gelen herkesin bir kalp risk değerlendirmesinden geçmesini buradan bizi izleyen herkese uyarıyorum. Çünkü özellikle erkeklerde bu risk çok daha fazla. Nedeni şu, erkekler kadınlara göre daha çok alkol tüketiyor. Erkekler kadınlara göre daha fazla sigara içiyor. Erkekler kadınlara oranla sosyal stresleri, iş stresleri daha yüksek oluyor. Ve erkekler kadınlara göre çok büyük bir hata yapıp sağlıklarını izleme konusunda bana bir şey olmaz diyerek çok büyük hata yapıyorlar. Bu nedenle kalp krizleri deyince hemen hemen %60-70'ini erkekler oluşturuyor idi.
artık şimdi kadınlar da sigara, kadınlar da alkol, sağlığa zararlı şeyler çok tükettikleri için kadın erkek eşitliği hemen hemen kalp krizinde de sağlanmış oldu. İyi bir haber değil tabii bu. Hocam peki erken yaşta gelen kalp krizinin daha riskli olduğunu duyarız hep. Bu ne kadar doğru? Bu çok doğru. Şimdi erken yaşta gelen kalp krizi demek şu demek zaten. Genetik mirasında varsa kalp sorunu bir insanın dikkat edecek. Nedir hocam o? Eğer anneniz, teyzeniz, anneanneniz ya da babanız, amcanız, halanız erkek aile birinci ve ikinci derece akrabalarınızda çok sayıda erkeklerde 50 yaş altı, kadınlarda 55 yaş altı kalp krizi hikayesi varsa, hele hele bu krizler 40'lı yaşlara doğru kaymışsa ve özellikle ilk krizde kaybedilen bazı kişiler varsa bu çok önemli bir genetik riskin işaretidir ve biz kolesterolü normal, şekeri yok, tansiyon problemi yok, her şey çok iyi gidiyor. Harika bir muayene bulgusu, harika laboratuvar analizi olsa da o kişi otomatik olarak yüksek kalp riski grubuna alıyoruz. Bu çok önemli. Ama bu genetik mirasa rağmen, genetik mirasının kötülüğüne rağmen iyi yöneterek kalp damar hastalığına yakalanma riskini neredeyse sıfıra yaklaştıran pek çok insan var benim çevremde ve o insanların sağlıklarını yönetmelerine de yardımcı oluyoruz. Burada bilmemiz gereken şey şu. Hep söylediğim bir cümle var 2000 yılından bu yana. Genetik miras kader değildir. Genetik miras epigenetik akılla yani üst akılla yani bizim sağlığımıza göstereceğimiz dikkatle, özenle yönetilebilen bir süreçtir. Bunun en tipik örneği de kalp damar hastalıklarıdır. Benim şu anda 69 yaşında olan bir arkadaşım var. 42 yaşında babasını, 44 yaşında amcasını kalp krizi nedeniyle kaybetmiş. Ama onun şu anda kalbinde 3-4 hafta önce yapılan ilaçlı tomografik kalp damar incelemesinde %10-15 civarında bir plak vardı. Hepsi bu. Demek ki siz kendinize, tabii ki kendinize bakarken kalp damarlarınıza gerekli saygıyı gösterir. Gerekli bakımı düzgün, devamlı ve kalıcı bir şekilde yapacak hayat tarzı değişimlerini hayata geçirebilirsiniz. Ha, bu arada da varsa diyabetinizi, varsa tansiyonunuzu, varsa başka damarsal risk faktörlerinizi doğru yönetebiliyorsanız kalp krizi geçirmeden de hayatınızı keyifle, mutlulukla tamamlayabilirsiniz. Evet, tabii bu konuyla ilgili o kadar çok soru var ki hepsini sormak isterim. Mesela horlama kalp krizini tetikler mi tetikler. Diyorum? Tetikler. Tetikler. Yani horladığınız için tetiklemez. Ama horlayan insanların çoğunun aynı zamanda oksijen eksikliği olan insanlar olduğunu bilmemiz lazım. Horladığınız zaman horlama demek yeteri kadar oksijen kazanımını uykuda sağlayamıyorsunuz demek ama çok daha tehlikeli bir şey daha var. Horlayan insanların önemli bir kısmında farkına varmadıkları düzeyde uyku apnesi problemi vardır. Ve bu uyku apnesi problemi nedeniyle de ciddi oksijen eksikliği taşırlar ve apne atakları esnasında ani kalp krizini uykuda bile geçirebilirler. Hatta bir apne krizini aynı zamanda bir kalp krizi şeklinde uykudan fırlayarak yaşayabilirler. Onun için horlama önemli bir işarettir. Dikkatli olmak lazım. Evet. Ani ve ağır bir stres kalpte kriz yapar mı? Yapar. Yani Allah korusun çok ağır bir haber alan bir kişinin önceden kalp damar hastalığı olduğu bilinen bir kişi olmasa bile ani bir kalp krizi geçirme riski her zaman var ki özellikle önceden bilinen bir kalp damar hastalığı varsa stresin getirdiği ağır ve şiddetli kortizol banyosu, stresin getirdiği ağır ve yoğun adrenalin deşarjı kalbin hızlanmasına, tansiyonun fırlamasına, kalbin ritminin bozulmasına pek çok faktöre yol açacak için o kişiyi ve o hanımefendi, o beyefendiyi bir kalp krizi problemiyle karşı karşıya maalesef bırakabilir. Maalesef. Covid aşısından sonra da birçok soru gelmiş. Kalpte iltihap yapar mı? Kalp krizi riski daha mı fazla oldu Covid aşısından sonra gibi birçok soru var aslında hocam. Covid'den sonra kalp krizlerinin arttığı kesin onu biliyoruz ama bunun aşıdan ziyade genel kanaatimiz o ki Covid döneminde evde kapalı kaldığımız için yani dışarıya çıkamadığımız için sağlık kontrollerimizi yaptırmamamız ve bu sağlık kontrollerinin gerektirdiği ilaç ayarlamalarını düzenleyemememizin etkin olduğunu düşünüyoruz. Kardiyologlar da bu fikri paylaşıyorlar. Ama şunu da biliyoruz ki özellikle mRNA aşısı bazı
kişilerdi ki bu rakamı net söyleyemiyor olabilirim. Binde 2 ile binde 4 arasında, yani 1000 kişiye aşı yapıyorsunuz. Binde 2 ile 4 arasında kişide kalp kasında miyokardit dediğimiz iltihap yaptı. Bu kalp krizi değil. Miyokardit kalp kası iltihabıdır ve bunun mRNA aşılarıyla bağlantılı olabileceği ama 2 ile 3 haftada sonra kendiliğinden geçtiği ve hiçbir şekilde ciddi bir kalp krizi vakası ölümüne yol açmadığına yönelik çok sayıda yayın var elimizde. O nedenle bunun şu anda bir toplumsal tevatür olduğu noktasındayız. Ama pandemi dönemi ve aşı yapılan kişilerle ilgili detaylı bilgiler elimizde birikince bu bilgilerin değişebilmesi her zaman mümkün, iddialı olmamak lazım. Ama bunun aşı karşıtları tarafından çok ciddi bir şekilde kullanıldığını da biliyoruz. Yani geçtiğimiz günlerde Almanya'dan bir haber geldi biliyorsunuz. Aşı sonrasında herhangi bir nedenle damar problemi yaşayanlar, beyin sinir hastalığı veya kalp problemi yaşayanlara Alman hükümeti bir mali sorumluluk sigortası ödemeyi kabul etti. Ama bunların sayısı bütün Almanya hemen hemen mRNA aşısı oldu. Toplasanız 1000 kişiyi geçmiyor. Hı hı. Dolayısıyla 60 milyon üstünde Almanya'nın nüfusu 3-4 kere aşı olduklarını düşünürseniz bu rakamların çok önemli olmadığını, istatistiksel olarak bir anlam ifade etmediğini söylemek mümkün. Ama tekrar söyleyeyim, iddialı değiliz. Verileri görelim, konuşuruz. Peki. Hocam her göğüs ağrısı kalp krizi mi diye bir soru var ama yani üşüttüğümüz zaman da kalbimiz ağrıyor. Biz ne zaman kalp krizi geçirdiğimizi anlayabiliriz? Yani bir kolda uyuşma mı olması gerekiyor vesaire gibi bir izleyicimiz sormuş. Her göğüs ağrısında hastaneye mi gitmeliyiz diyor. Hayır. Yani göğüs ağrısının yapılanması çok önemli. Göğüs ağrısını böyle parmakla gösterdiğiniz tek bir noktada ağrınız kalp krizine delalet etmez. Bilelim ki safa kesenizde sağdaki bir safa kesi taşı bile burada ağrıya yol açabilir. Ya da karnınızdaki bir aşırı gaz, mide gazı bile göğsünü sıkıştırıp ağrıya yol açabilir. Ya da kaburgalarınızın arasından geçen sinirlerin iltihaplanması, interkostal nöralji dediğimiz bir problem, göğüs ağrısı şiddetli yapar. Akciğer zarındaki bir iltihap, akciğerdeki sıvı toplanmasına bağlı bir problem göğüs ağrısı yapabilir. Göğüs kaslarınızdaki bir problem bile göğüs ağrısı yapabilir. Ama eğer bir göğüs ağrısı göğsünüzün hemen sol memenizin üzerinde ya da iman tahtası dediğimiz sternum kemiğinin üzerinde ise ve bu el ayasından daha geniş bir alana doğru yayılıyorsa, hele hele bu yayılım sol omuza, sol çeneye, sol boyuna yayılıyorsa, sol kola doğru intişar ediyorsa bu daha çok kalp ağrısıdır. Daha çok kalp krizi ağrısıdır. Eğer bu ağrıya eşlik eden bir bulantı, bir baş dönmesi, bir halsizlik, bir bayılıyormuş gibi his, bir soğuk terleme hali varsa aman hiç beklemeyin. Hemen bulduğunuz ilk aspirin tabletinin yarısını ağzınıza atıp çiğneyin ve istirahat haline geçip kalp krizi açısından acil ambulans, acil servis yardımı isteyin. Yani bu belirtilerin birbiriyle olan alakası önemli. Diğer taraftan eğer önceden şeker hastasıysanız ve ayarsız bir şeker seviyeniz varsa, önceden hipertansiyon varsa, hele hele şeker tansiyon beraberse, daha önceden geçmiş bir kalp krizi hikayeniz var, bypasslısınız, stent takılmış birisiyseniz, tabii ki bu tip ağrıları hemen hemen hiç beklemeden hastanede çözüm aramanız lazım. Çünkü gerçek kalp kriziyle ilgili bir göğüs ağrısında, kalp krizinin kendisi açısından Burcu Hanım, ilk 30 dakika altın saatlerdir. Bu dakikalar içerisinde yapılacak olan müdahaleler çok önemli. Onun için gerçek olan acil yardım servisini bile bu konuda bilgilendirmeniz lazım. Hastamız göğüs ağrısı çekiyor. Daha önce kalp problemi vardı. Şeker hastası. Neden? Çünkü bir, ambulansın için ona göre hazırlıklar yolda yapılır. Daha damar müdahalesi daha hızlı yapılır. İki, ambulans daha yoldayken en yakındaki size kalp müdahalesini yapabilecek, hatta o anda anjiyo yapabilecek, o anda stent takabilecek en yakın hastanenin hangisi olduğunu belirler. Yani o altın zaman dilimi muazzam önemli bir zaman dilimi. Bugünün en önemli hatırlatması o olmalı. Evet. Altın zaman diliminde peki ani öksürmek de işe yarar. Doğru değil. Doğru değil. Bu evet, çok bu büyük çok... bir yanlış. Hı-hı. Sağlık okuryazarlarının en büyük yanlışlarından biri şöyle. Nereden çıktı bu yanlış? Kalp krizi olduğu zaman değil, kalp ritim bozukluklarından bazılarında ani öksürme,
yutkunma, bir şeyi üfleme, ıkınma gibi manevralarla kalp ritmi tekrar normale dönebiliyor. Ama kalp krizi olan bir kişi, zaten kalbi yük altında olan bir kişi, öksürme, aksırma yani gibi bir takım olağanüstü kalbe yeni yük ekleyecek çabalara girerse o krizi daha berbat hale getirirsiniz. Hiç böyle bir şey yapmayın. Hemen boynunuz, kravatınız vesaireniz varsa gevşetin. Sırt üstü istirahat haline geçin. Sakin kalın. Telaşlanmayın. Ve sizin çevrenizdeki insanların bu yardımı sağlamasın. Peki arabadayız, İstanbul'da düşünün, trafikteyiz. Hemen arabayı sağa çekin, sırt üstü yatın ve acil yardım isteyin. Ya da arabada arkanıza yaslanın ve arabanızı sağa çekin. Çünkü Allah korusun kaza yapma ihtimaliniz hem kendiniz hem çevreniz için büyük bir risk daha oluşturabilir. Dolayısıyla kalp krizi konusunda toplumu bilinçlendirmek, zaman zaman ilk yardımın kalp krizlerinde kalp masajlarıyla nasıl yapılacağını dair topluma bilgi vermek hem bizim hem de diğer sağlık profesyonellerinin önemli görevlerinden biri. Peki şimdi öksürü dedik, aslında yanlış bir bilgi. Burada tekrar sizinle doğru bir şekilde öğrenmiş olduk. Şunu da merak ediyoruz hocam, kalbe iyi gelen besinler neler? Ya yeteri kadar sizi tansiyondan koruyan her besin kalbe iyi gelir. Kolesterol dengenizi iyileştiren her besin kalbe iyi gelir. Şekerinizi fırlatmayan, sizi insülin direnciyle baş başa bırakmayan her besin kalbe iyi gelir. Yani tek bir besin kalp besini diye algılamak son derece yanlış. Yani ceviz kalp dostudur, doğru. Ama ne kadar ceviz yediğiniz önemli. 15 tane ceviz yerseniz ceviz kalp dostu olmaktan çıkar, kalp düşmanı haline gelebilir. Ama bilirim ki ne kadar çok sebze ağırlıklı beslenirseniz, ne kadar çok bitkisel protein ağırlıklı beslenirseniz, özellikle yaşınız 40'lı 50'li yaşlardan sonra hayvansal besinler yerine bitkisel besinleri tercih ederseniz, yağ seçimlerinizi zeytinyağından yana kaydırırsanız ya da zeytinyağı tereyağı oranını 3 birim zeytinyağı, 1 birim tereyağı gibi ayarlayabilirseniz kalp açısından kendinizi daha şanslı hale getirirsiniz. Ama kalbin bütün sağlığını sadece beslenmeye bırakmak son derece büyük bir hata. Kalbinizin sağlam olmasını istiyorsanız ne yediğinizden çok ne yaptığınıza dikkat edin. Egzersiz yapmayan bir insanın kalbi sağlıklı kalamaz. Biraz önce sorduğunuz gençler kalp krizi girince niye kolay kaybediliyor? Çünkü krize giren kalbin yedek damarı yok. Yani kolateral damarlar dediğiniz yan yollar yok. 2 tane, 4 tane, 5 tane ana yol var. O yollardan ana yolun özellikle bir tanesi kalbin %75'ini besleyen neredeyse sol ön inen damar. O damar tıkandığında genç birisi kurtarmak çok zor. Yaşlı insan damarları yavaş yavaş darlanan insanlarda yeni kolateral damarlar açıldığı için onların krizlerinde o yan damarlar, yan yollar, yedek yollar devreye girdiği için ölüm ihtimali biraz daha azalıyor. Ama çok daha önemli şey şu, kalp krizi önlenebilir bir problemdir. Damar sağlığı problemidir birinci planda. Dolayısıyla tek bir problem gibi düşünmeyip çoklu problemlerin, şeker hastalığının, hipertansiyonun, kolesterol yüksekliğinin, trigliserit fazlalığının, kilo fazlalığının, insülin direncinin kesiştiği bir kavşak gibi düşünmeniz lazım. Çok güzel örneklemelerle, çok kıymetli bilgilerle donandık bugün de. Kısa bir araya gidelim efendim. Devam edeceğiz. Kısa bir ara verdik. Aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor efendim. İzleyici sorularımız o kadar çok ki hemen onlardan birkaç tanesini de paylaşmak isterim. Strat takviyesi ne işe yarar demiş bir izleyicimiz. Şimdi takviye endüstrisi son zamanlarda çok gelişti. Bu pandemiden sonra özellikle çok büyüdü. Ve endüstriyle kendisine çeki düzen vererek sağlık sorunlarını çözen takviyelere yöneldi. Yani eskiden olduğu gibi ben bir C vitamin alayım, bir E vitamin alayım, bir çinko alayım, bir selenyum alayım olmaktan çıktı iş. Sorun odaklı takviyelerin üretimine geldi. Sitrat takviyeleri de bunlardan biri. İçinde potasyum sitrat, magnezyum sitrat, kalsiyum sitrat üçlüsünü barındıran kaliteli takviyeleri, vücuda çok miktarda magnezyum, potasyum ve kalsiyum zenginliği sağladığı gibi aynı zamanda içerdiği sitrat nedeniyle bir alkali gücünüzü artırıyor. Yani sizin bir asit havuzu içinde yüzen bedeninizi ferahlatıyor. İki, yine sitrat gücü sayesinde böbrek taşı oluşmasına ciddi ölçüde engel oluyor. Sitrat gücü sayesinde mitokondrilerinize çok daha ciddi oranda ATP ürettirerek mitokondrilerinize enerji seviyenizi
tavan yaptırabiliyor. Yine sitrat gücü sayesinde vücudunuzun asit baz dengesini ayarladığı gibi kemik sağlığınıza, kemik erimenize karşı çok ciddi bir destek sağlayabiliyor. Yine bu sitrat gücü sayesinde sitratın potasyumu, magnezyumu, kalsiyumu çok hızlı emdirmesi nedeniyle kas erimesi, kas krampları, kas yorgunluğu, hatta fibromiyalji ve benzeri problemlere karşı da muazzam bir dolaylı, doğal ilaç kadar önemli sağlık desteği sağlayabiliyor. Evet, çok önemli hakikaten. Peki insülin direnci için hangi doğal desteğe ihtiyacımız var? İnsülin direnci problemi için değil, belki şöyle toparlayabiliriz bu soruyu. Bağırsaklarımızdaki posa gücü ne kadar fazlaysa, yani bağırsağımıza ne kadar çok posa, fiber girerse o kadar az kolesterol, o kadar şeker emiyoruz. O kadar az kalori bağırsağımızdan vücuda girmiş oluyor. Dolayısıyla bağırsaktaki posa gücünü arttırmak için hayatımıza daha çok sebze ve meyve sokmamız, özellikle sebze sokmamız, bakliyat sokmamız lazım. Ama hocam ben bu kadarıyla yetinmeyeceğim. Daha güçlü bir posa kaynağı alıp bağırsaklarımda hem kabızlığa karşı çözüm aramak, hem insülin direncine karşı çözüm aramak, hem kilo kontrolü sağlayıp kilo vermek ve kilo almamak, hem kolesterol kontrolü sağlamak ve kolesterolü düşürmek istiyorum, yani bu kadar çok amacı sağlayan bir şey istiyorum derseniz, glukomannan desteklerinden faydalanabilirsiniz. Glukomannan bir soğan ve ciddi ölçüde bağırsaklarda kitle oluşturuyor. Ve düzgün, iyi üretilmiş bir glukomannan desteği kullanırsanız düzenli olarak, ki ben yıllardır kullanıyorum. Glukomannan desteği hem kabızlık probleminiz, hem kolesterol probleminiz, hem şeker yüksekliğine karşı fren, hem kolesterol probleminiz, hem de kilo kontrolünüze, insülin direncinize karşı size destek sağlayabiliyor glukomannan. Bugün kanseri konuştuk, konuşmadık aslında, konuşacaktık ama zerdeçal bitkisinin kanseri önler mi diye bir soru gelmiş. Bugün kansere giremedik ama başka bir zamanda buna da yer vereceğiz mutlaka. Ama zerdeçal bitkisinin böyle bir özelliği var mı? Zerdeçal bir baharat. Hı hı. Kökünden elde edilen o taze zerdeçalı da veya kurutarak kullanacağınız toz zerdeçalı da mümkün olduğu kadar hayatınızın bir parçası yapın. Çünkü zerdeçalın pek çok marifeti var ama antikanser marifeti çok açık ve net. Dünyada zerdeçal en çok tüketen toplum Hindistan, Bangladeş, Pakistan coğrafyası ama liderlik Hindistan'da. Ortalama bir Hintlinin günde tükettiği zerdeçal miktarının ve kazandığı kurkumin oranının en az 5-6 gram, hatta 10 grama yaklaştığı söyleniyor. Ve muhtemelen de bu nedenle araştırmalara göre çok ciddi bir sağlık sistemlerinin olmamasına rağmen, çok ciddi bir hijyenik ortam olmamasına rağmen Hindistan'da örneğin meme kanseri Amerikalı bir kadına göre, Hintli bir kadında 7-8 kat daha az. Kalın bağırsak kanserinde bu rakam 10-15 kat daha aza iniyor. Prostat kanseri daha az. Yani Hindistan'da bu daha az kanser görülmesinin nedenlerinin en önemlisinin daha çok gıdalara zerdeçal eklemeleri olduğu düşünülüyor. Demeyeceğim çünkü bilimsel olarak da zerdeçalın antiinflamatuar etkisiyle, DNA koruyucu etkisiyle, yani hücreyi kansere sürükleyecek maceralara engel olabilecek güçleri nedeniyle antikanser bir güç olduğunu biliyoruz. Ve zaten o nedenle benim herkese söylediğim, mümkünse her gün bir çay kaşığı kadar toz zerdeçalı, çeyrek çay kaşığı karabiberle ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı, sızma zeytinyağıyla yoğurda ekleyin ve karıştırıp yiyin diyorum. Muazzam bir antikanser, bağışıklık gücünüzü arttıran, aynı zamanda belleğinize, romatizmanızı destek olan bir doğal ilaçtır zerdeçal. Zaten öyle. Peki zerdeçal mı, zencefil mi? Bu da soru da gelmiş. Zerdeçal. Zerdeçal. Bu konularda bir numara zerdeçal. Zencefilin de antioksidan etkisi var. Ama zencefil daha ziyade midevi bir şey. Zencefilin zerdeçaldan üstün olduğu bir nokta var, onu söyleyelim. Migren ağrıları. Eğer kronik migreniniz varsa, stres migreniniz varsa, gerilim baş ağrılarınız varsa günde iki defa bir çay kaşığı kadar toz zencefili bir bardak suda eritin ve düzenli tüketmeye gayret edin. Mümkünse magnezyumla beraber. Ama zencefil daha çok midevi, yani bulantıyı engelleyen bir şey. Onun için zaten hamilelik bulantılarında falan bizim favori desteğimiz zencefil.
Peki. İzleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum hocam. Çok kıymetli bilgilerle yine donandık bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat programının bugün de sonuna geldik efendim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın.